Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Dün biliyorsunuz bayağı bir sosyal medya birbirine girdi. Yine Sibel Baysal fanlarıyla ilgili. Tabii ki bir konuğum olacak. Konuğuma inşallah düşer bu yayınım. Fazla aküm yok dedi abla ama yine de tabii ki seni kıracağıma kafamı kırarım. Gelirim dedi. Şu an onu bekliyorum efendim. Ben de çarşıdan geliyorum efendim. Kaç gündür evde mandalina yoktu. Biliyorsunuz Bestami de mandalinayı seviyor. Mandalina aldım. Ondan sonra elma aldım. Elma. Portakal. Greyfurt. Portakal. Bir de gece yatarken kan şekerim düşüyor efendim. Ülker çikolata aldım. Bu da çikolata. Evet, greyfurt. Aha. Yani şu mandalinadan da bir tane soyun vallahi, King mandalinası. King mandalinanın özelliği nedir biliyor musunuz? İçerisinde şey olmaz. Çekirdek olmaz. Songül hoş geldin canım, hoş geldin. Merve, merhabalar canım. Bak hemen Bestami geldi. Mandalinayı çok sever efendim. Başka meyve sevmez. Yaklaş biraz çocuğum. Anne kurban olsun sana Besto. Abla, çok güzelsin bugün. Aa, kız ne yaptın ki güzel olayım? Ne? Farklılık ne? Ne gibi bir fark? Mandalinayı şöyle. Efendim biliyorsunuz benim çocuğum var Bestami. Gel Bestami, hopet anneye, hopet anneye. Gel 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 gel. Gel. Şimdi ona şey vereceğim, mandalina vereceğim efendim. Çok sever. Kurban olsun anne Besto'ya. Heh. Teşekkür ediyorum canım. Solistim her zaman güzelsiniz siz efendim demiş. Efendim görüyor musunuz Besto'nun mandalina? Ya çok sever. Elma, armut, cart, çurt, muz. Bunları sevmez. Mandalina. Mandalina oğlum. Lavinia hoş geldin. Mandalina oğlum. Heh. Bir tane C vitamini olarak da yiyorsun değil mi oğlum? Anne veriyor. Yok diğer beyaz köpeğim Aruşka yemiyor efendim. Meyveyle arası yok onun. Bu bir. Bu da son. Finish. Bestami. Finish. Hadi Naş. Naş şimdi anne konuşacak. Hadi oğlum. Sen yakışıklısın. Heh. Kurban olsun anne sana. Efendim gördünüz mandalina yedi. Bestami. Emre geldi zaten. Konuğum geldi efendim. Hemen alıyorum kendisini. Evet sevgili Emre efendi. Konuğum. Evet. Emre geldi. Merhabalar. Ben biraz şeyden... Wow! Emre bir tane de ben kendi elimle sana işleyeyim mi böyle bandana? Çok yakışmış Dur sana. abla. Çok teşekkür ederim efendim. Nasılsın Nasılsın Emre? abla? İyi İyi misin? misin? İyiyim ben, şükür. Sen nasılsın abla? Nasıl gidiyor? Valla ben de çarşıya çıktım. Az önce gördün mü? Biz mandalina Evet, çok güzeldi. yediriyordum. Mandalinadan başka bir şey yemez. 5 senedir ben de tabii yavruyken aldım biliyorsun. Yani mandalina haricinde başka meyve yemez. Beyaz olan köpeğim Aruşka da hiç meyve yemez. Ay çok tatlı ikisi de Allah bağışlasın abla. Çok Amin, tatlı. amin, amin. Zaten pazartesi günü şeye götürüyorum Aurora'yı. Veterinere. Yani Aa, ne? veteriner dediği 3 tane Bakımı mı? sosyologdan eğitimli şey
olan üç bayan eğitiyor. Çünkü kedi gördüğü zaman bağırıyor, Aa. agresifleşiyor. Tabii mesela bir mama koyuyorsun önüne, et olsun, kuru mama, yaş mama vesaire. Onu karnı doyduktan sonra nöbet bekliyor orada. Sanki birileri gelip alacakmış gibi. Havlıyor. Aa. Bundan dolayı haftada bir şeye götürüyorum. O üç bayan eğitim veriyorlar bana. Abi. Çok güzel abla böyle köpeklerinle ilgilenmen. Yani çok mutluluk verici bir şey bence. Değil Çok mi? güzel. Ama bir de Onlarla Emre'ciğim, ilgilenmen. Emre'ciğim bir de şu var yani. Çok aldattırmak isteyenler oldu. Başta bir yananın ismini verebilirim, başkalarının ismini vermeyeceğiz. Tamam. Ha. Viyana, Sinem, Umaç'la birlikte videolarım zaten duruyor. Evet abla. Yaklaşık belki 2 yıl önce oluyor. 2 yıl önce Sinem Umaş'a fotomontajı gönderiyor. Sinem Umaş yayınlıyor. Ondan sonra Tarım Orman Bakanlığı'ndan geliyorlar. Köpeklerim, hatta davalık olduğum Buket Asi davalık oldu. Bak, iyi de öldür, hakkını inkar etme. Davamın arkasındayım. Asla. Allah affetse ben affetmem. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Ama şunu söyleyeyim. O iftira atıldığında bize, benim arabam bozuktu. Buket Asi geldi, bizi götürdü. Tarım Orman Bakanlığı önde. Buket Asi'nin arabasında biz arkadayız. Köpeklerim gerekli muayenelerden geçti. Gayet sağlıklı çıktılar. Tabii. İftiraları abla. Sonuçta kanıtlandı. Adalet yerini buldu. Kanıtlanmadan hayvan sevmeyenler, hayvan seven yoktur. Nadiren vardır benim nazarımda. Sevmeyenler, bana tehditler, Tabii neler abla. neler. Gittim, dava sürüyor. Böyle şeylerde tazminat davası açın. Böyle şeylerde gidin savcılığa. Ki böyle sosyal medyada o bana bunu demiş, bu bana bunu demiş diyerekten ne savcıyı, ne polisi, ne Meşgul hakimi, etmeyin. kısaca adli mercileri meşgul etmeyin. Zararı kesinlikle size otomatikmen fazlasıyla döner. İnşallah abla hak ettiklerini bulsunlar diyelim. Yani. Böyle her önüne geleni mahkemeye verebileceklerini sanıyorlar. Ağzını açsa mahkemeye veriyorlar. Evet, bir gün ne yapacağız? Tabii ki sevgili Sibel Baysal fanlarımla bir araya geleceğiz. İnşallah. İlerleyen saatlerde Emre, sen onlara yazarsın. Yazarsın abla. Dersin ki onlar da gelir böyle. Hani dörtlü mü Evet alınıyor abla. burada? Evet. Abla senden bir şey rica edebilir miyim? Söyle canım. Bir Herma Hanım var. O da benden birkaç yaş büyük olabilir. O da senin hayranın. Kendisi çok güzel konuşuyor. Hatta biz Gündür Hanım'la yayın yapmıştık. O an siz sanırım mutfakta işiniz vardı. Kendisi yayına gelmek istiyor. Alabilir miyiz? Sen Herma Hanım. tanıyorsan alırız tabii ki. Tabii abla. Gündür Hanım da tanıyor. Çok güzel açıklamalar yapmıştı. Sen okey İster dedikten gönderirsin. sonra tabii ki, neden olmasın? Buyursun. Herma Hanım ister misiniz? Yayın alalım efendim. Sen oradan Medyum alma devi. gibi bir şansın var mı, yoksa ben mi Yok buradan alayım? abla. Sen alman lazım. Erman. Medyum Hanım yazar mısınız? Şu an yayında kendisi. Yayında mı? Kendi yayınında. Yok, şu an bu yayında. Yazarsa alalım. Merve Nur, harikasınız demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Medium tanımadıklarımı almadı mı? Ben Binlerce defa. yazdım abla. Ben yazan kişi. Medium, o. Herma adı. Şu. Alalım efendim. Ay bu değildi ama. Bu değilse nasıl anlaşatacağım? Allah'tan ki geri çıktı. Abla bu aldığın kişi iyi biri. O da bizden ama yanlışlıkla aldığın için. Efendim ben yazdı az önce. Seviyorum. Medium Avustralya'dan sevgiler demiş. Biz de ne diyoruz efendim? Türkiye Cumhuriyeti'nden dış devlette, ülkelerde yaşayan dedi. gurbetçilerimize ve beni izleyen yabancı yani ayırt etmeden onlara da selamlar olsun efendim. Selam olsun efendim. Herma Hanım yazar mısınız?
Yazdı da abla yukarıda kaldı sanırım. Ben yazdı abla. Alabilirsin şimdi yukarıda. Burada abla. Yukarıda mı kaldı? Yazdı şimdi. Efendim Göründü mü seni? benmiş. O mu? Evet abla. Sonra 666. Evet. 666 mı? Evet abla o 666. Aldım. Bakalım. Evet abla. Ses, ses. Merhabalar herkese. Merhaba Erman Hanım, Ben hoş Mahir. geldiniz. Bir şey rica edeceğim. Öncelikle Hı. dünkü olan olaylardan isim vermeyelim. Tabii ki de Tabii. efendim. Sibel Hanım, öncelikle saygılar, merhabalar. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum. Tabii ki de ben de hep Emre Hanımefendi ile özelden konusunda isim vermeyelim dedim. Çünkü bunlar bizim ağzımızdan isim çıkmasını bekliyorlar. Ellerinde kayıt cihazı ki mahkemeye verelim. 3-5 kuruş buradan alalım. Onun için isim vermeyi tavsiye etmiyorum. Lakaplarla konuşalım. Zaten Lakapla da hepsini konuşalım. öyle mi? Tamam. Tamam. Siz nasıl uygun görürseniz Sibel Hanım. Bana Sonra sürekli... ben Hı Emre'ye yazacağım. hı. Ben Emre'ye Hı yazacağım. hı. Hı. Bilmiyorum. Ben de belki seni takip ediyorum. Biz Ediyorum değil mi? takipleşiyoruz Sibel Hanım. Evet. Ha. Hı. Şimdi ben Emre'ye değmeden yazarım Hı özelden. O hı. sana Hı. söyler. Birkaç Evet. kişi Tabii. isimlerini Ben de vereyim. Sibel Belirli Hanım, bir ben de süre. biliyorum. Hı. Ben de Belirli bir biliyorum. süre Bana yani bu. evet. İnanın ki Süresi biz de geldiğinde hı. Evet. Biz de kendi aramızda bir yayın açıyorduk. Sonra Günnur Hanım geldi, bize katıldı. evet Ondan öyleymiş sonra ama evet. canım lafını balla kestim de Hı. Emre'cim o videoyu Gönül bana söyledi. Almak istedim. YouTube kanalıma atmak istedim ama silindi mi yoksa sende duruyor mu? Bende duruyor abla. Ben sana Ha atarım. iyi oldu. İyi. WhatsApp'tan gönderirim abla. Tamam. Instagram'dan gönderirim de Aha. sanırım. Tamam. Ben Gülnur Hanım'ı çok sevdim. Gerçekten çok saygılı. Gerçekten çok aklı başında bir insan. Konuşması, üslubu ve bize orada çok güzel şeyler söyledi. Ama arkadaşlar gerçekten bunu çekemeyen insanlar, inanın ki Sibel Hanım, bir kişi var İstanbul'da bana bir hakaretler etti. Nele ağza alınmayacak kelimeler. Ondan sonra Emre'ye ağza alınmayacak hakaretler. Ondan sonra ben tabii katıldım, sonra haddini bildirdim hafiften ama sonra gittiler bir kişinin yayınında ikisi verdiler baş başa, yine hakkımızda çok terbiyesizce şeyler konuşuldu. Çok hadsizce şeyler söylenildi. Şimdi Evet. neydi adı? Burada gözükmüyor adı. Herma. Hermacığım, Efendim. dün Hı benim hı. elime Hı. sevgili fanlarım tarafından, takipçilerim, hayranlarım tarafından 58 saniyelik bir video geldi. Hı. Yarın Pazartesi. Açıklama bu kadar. Başka yok. Evet. Tamam. Biz O video benim için yeter. iyi oldu. Yeterli. Tabii. Sayın Sibel Hanım zaten biliyor ne yapacağını. Biz başka bir bu konu üzerine konuşmuyoruz. Sadece ben şunu anlamadım. Biz kendi aramızda eğleniyoruz, gülüyoruz. Neden? Gündür Hanım da geldi. Güzelce sohbet ettik. Neden çekemiyorsunuz arkadaşım? Biz size ne yaptık? Küfür mü ettik? Hakaret mi ettik? Bel altı küfürler mi ettik size? Saygısızlık mı yaptık? Sizin gibi insanlara dalga mı geçtik? Yani biz size ne yaptık? Bize böyle şeyler yaptınız. Kendi aramızda güldük, eğlendik. Güzelce şeyler yaptık. Ondan sonra Sibel Baysal fanlar geldi. Ondan sonra güzelce şeyler yazdı. Sonra birisi geldi, dedi işte boş boş Peyman hoş hesaplar et. geldin Peyman. Kayıptı ne oldu? Sen devam et. Peyman necesen canım, Peyman necesen? Peyman. Peyman benim hemşerim bu arada. O Peyman rozet satın aldı efendim. Çok Onur sağ ol etti beni. Peyman. Teşekkür ediyorum. Öyle mi Peyman çok moderatörüm sağ ol. Emre? Yanlış mı gördüm? Evet. Gördüm. Gördüm Aa, rozet evet, satın aldı. evet. Ben de gördüm. Teşekkürler Peyman. Kesene bereket. Allah razı olsun. Evet, Sibel Baysal ekstra bir rozet satın aldı. Sibel Baysal, pardon, Baysal TV. Evet.
Onu da Beril Hanım gördüm. geldi Beril efendim. Hanım Hoş geldi geldiniz efendim. Beril Hoş Hanım. gelmiş. Kim? Beril Hanım. Beril Hanım. Berlin Hanım. Berlin Hanım'ı da alalım. Beril Hanım gelmek isterse, Efendim. o da benim hemşerim Sayın Sibel Hanım. Yurt dışında yaşayan değil mi? Evet, Almanya'da Berlin yaşıyor. Hanımefendiyi de alalım. Ona da bir sorum Gelsin. olacak. Çünkü Evet. Feride ile ben iletişime girdim. Feride'nin bana yazmış olduklarını ben Berlin Hanımefendi'ye söyleyeceğim. Yani öyle kötü bir şey yok. Zaten onlar arkadaş. Yani kötü bir şey söylemez. Beril'cim aşkım müsaitsen gel istersen. Bir tane. Kendisinde gerçekten çok güzel açıklamaları oluyor efendim. Tabii Beril de çok kaliteli bir kızımız. Hep güzelce gelir konuşur. Canım benim efendim. Peyman yazmış ki çok sağ olun Sibel Hanım. Queen Herma. Peyman çok sağ ol canım Erzim. Berlin Hanım müsait değilmiş abla. Müsait değil. Tamam, Biraz tamam. Sibel Hanım yazmış ki birazdan özelden konuşacağım sizinle demiş. Tamam. Evde değilmiş. Eve geçeceğim demiş. Peyman'ı kaybetmek istemiyorum, yoksa rozet alamam. Peyman da Bir de yok bırakmaz. sizlerden bir şey rica edeceğim. Hani benim bir anda sinirlenip de argo şeklinde bir madilik videomu montajlamış sevgili fanlarımdan birisi. Ona yazarsanız o videoyu Tamam. kaldırsın. Ben gerçi yazdım, bilmiyorum gördüm mü görmedim, ama siz de yazarsanız kaldırsın onu yani. Tamam. Hangi Hoş. video Sibel Hanım? Sayfaya atın biz konuşalım adminle. Hangi sayfaydı acaba? Emre'cim biliyor musun aşkım? Ben bilmiyorum. Bir sürü fan sayfası var Sibel Acaba Hanım'ın. hangisi? Şimdi Hermancığım, diğer Efendim. telefonda Gündür Hanımefendi var. Bundan dolayı şu anda da bu telefonda yayındayım. Tamam. Yani bakamam şimdi. Ha tamam anladık. Ama Yayından sonra atarsın abla Sibel bize. Hanım siz onu Emre'ye atarsınız özelden. Biz onun adminine ulaşalım. Yok, belki Ondan de sonra buradadır, izliyordur. öyle mi? Yani Tamam. rica edeceğim, o videoyu Tamam. kaldırsın. Hoş bir video Tamam. değil. Tamam. Feride Hanım 2 adet rozet aldı bu Ferideciğim arada. hoş geldin aşkım. Feride 2 adet rozet rozet aldı maçını yaptı. efendim. O Feride, hoş geldin, hoş geldin canım benim. Hoş geldin, teşekkür ediyorum. Judith Goldman burada selam Ediyorum. kızlar yazmış. Judith Hanım hoş geldin aşkım. Şimdi ben kısaca Beril hanımefendi ile ilgili bir yorumum var. Onu söyleyeceğim. Geçenlerde ismini vermek istemiyorum. Birini almış yayına. Sonra dedim ben de yazdım. Dedim ki ne? Hani Beril Hanım selamlar, iyi yayınlar. Beni de alın. Çünkü benim de konuşma hakkım doğdu orada. Beril Hanım'a beni kötülediler. Yayınında olan Severler. kişiler. Beril Hanım da dedi ki ben dedi Sibel solistimi seviyorum. Sibel solistimi her zaman başım gözüm üstünde yeri vardır dedi. Karanlıkta olan kişinin de adını vereyim bari. Zürafa, Çağla. Madem o kadar güzelim diyorsun Çağla. Bak kirpik yok, makyaj yok. Bir Doğru, dudak doğru. var. Tamam mı? Doğru. Neden görüntü vermiyorsun? Bir. İkincisi, neden Sibel Baysal'ı alma diyorsun? Yani Sibel Baysal size ne yaptı? Onlar bana yaptı. Sahneye Evet. çıkarttılar beni. Şeyde Evet. bıraktılar beni. Taksim Meydanı'nda bıraktılar beni. Perişan bir şekilde. O mekan, çıktığım mekanda benim sayemde doldu taştı. Benim sırtımdan paralar kazandılar. 5 kuruş para vermediler. Bir uçak bileti. Gidiş geliş bileti. O kadar. Yazık, günah Bunlar değil mi böyle bana? Ta abi. Ankara'dan İstanbul'a Günah. gidiyorum. Evet. İnsanlar beni Allah. sosyal medyadan tanıyorlar. Bir Evet. de canlı görelim Sibel Baysal'ı. Orada okudum, 3 tane şarkı sahnem gayet güzel oldu. Önce üretir olarak almaya çalıştılar. Yani anlaşmamız buydu. En son baktılar yine herkes Sibel Baysal, Sibel Baysal deyince beni en son az solist olarak çıkarttılar. Kobra vardı, Kobra Murat vardı, Onur Akay vardı. Selin Ciğerci eşiyle geldi ama o şeyde oturdu, lobide oturdu. Sahneye çıkmadı. Murat Övünç vardı. Başka kim vardı? Vardı da vardı. Ama en son Evet Sibel abla. Baysal az solist olarak çıkarttınız. Cukkaladınız, cukkaları aldınız. Taner'le beraber.
Ben derim burada bir suçu yok. Çünkü beni buradan çağırttıran Kelaynak ve Çağla. Çağrı. Abla sözünü kesiyorum ama Feride Hanım rozet aldı yine. Onu Evet. söyleyeyim. Can Çok teşekkür ederim. Feride. Efendim, çok teşekkür Feride ediyorum. ablamız. Kesenize bereket efendim. Feride Hanım. Teşekkür ediyorum Hep efendim. Sağ destekçi. Yani Sibel Hanım şöyle bir şey var. Sizin Allah yanınızda olsun yani. Bunları boş verin. Yani siz insana rızkını veren Allah'tır. Yani onlar önünüzü ne kadar kesseler de yani Allah rızk veriyorsa verecektir her yerden. ben hiçbir zaman inkarcı bir insan değilim. Tamam, sosyal medyada, Instagram'da 2016'dan bu yana kendi çapımda tanınmış bir Sibel Baysal'ım. Fakat Evet. siz değerli Sibel Baysal fanları sayesinde yükseleceğimin zirveye çıkacağımın farkında oldukları için Evet. yağdırıyorlar. Ama yarın pazartesi şunu unutmayın, Sibel ablanız Cumhur'dan anlayan bir kadın ve Tabii. gereken o 58 saniyelik bir videoda onu götürüp ek olarak üzerine koyacağım Tabii ben bu adımınızı gerçekten alkışlıyorum. efendim. Küfür etmeden hak, adalet yerini bulsun. Sibel Hanım'ın bir Adalet lafı mülkün var. temelidir. Adalet mülkün temelidir. Bu bir Sibel Moderatörüm Emre, atasözü. ben şimdi kızla konuşuyorum da sen yorumları kaçırma. Ben bakıyorum abla. Ha. Feride Hanım alkışlar yapmış. Hukuk kadını yazmışlar. Judith Hanım yazmış ki starım seni seviyorum. Judith Goldman. Fan club'lardan kalpler var sizlere. Yani öyle hep güzel şey. Bazı kişilerin yayınında küfürler yazılır. Sibel Baysal'ın yorumlarında ise kalpler, çiçekler Evet uçuşur. efendim. İşte bunu kıskanıyorlar. Burada ben hep geçen de söyledim. Sibel Baysal'ın yayınındaki kişiler hepsi orijinal profiller ve onlardan ziyade fanlar. Ama bazı kişi var, Evet. yayın açanlar Sibel Hanım da biliyor, onları da sevmez zaten. 15-20 kişi oluyor. Hepsi fake. Hatta birisinin yayını vardı. Bir tane ismini vermeyeceğim. Tarif de etmeyeyim. Yani onu hepimiz biliyoruz. O da yayın açan bir kadınlardan. Sibel Baysal fanlarını gördüğünde deliriyor. Hepsini birer birer engelledi geçen. Ama oysa ona kötü bir şey yazılmadı. Ona da hep geldiler. Merhabalar, merhaba. İşte iyi yayınlar, kalpler mafler attılar. Yine kötü madilikler yapmadılar ama o kadın gördü. Dedi ben Sibel Baysal'da o kişinin dedi ismini bile duymak istemiyorum. Biz de neden diye sorduk. Yani bir sebebi var mı acaba? Ben aslında merak ettim. Hayır dedi. Ben görmek istedim. Hepimizi yayında hatırlıyor musun? Berto, ben, sen, Emre üçümüz yayındaydık. Bizim üçümüzü de Evet. naşlattı yayında. Evet. Ki defolun defolun dedi saygısızlar dedi. Yani ben şok oldum. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Neden Emre'yi, neden seni, neden diğerlerini seviyorum da onlara Evet. durduk çatmıyorum? Aynı Neden şey bende birkaç kişiye çatıyorum? Çünkü onlar benim üzerime geliyor. Ben normalde hanımefendi bir kadınım. Doğru. Tabii. Doğru. Ama Ben aynı lafı beni dedim. çileden çıkartacak olan insan da Sibel Baysal'ın elinden kurtulamaz. Ağzından Tabii ki de. kurtulamaz. 2016'dan bu yana Evet Feride. Aşkım. resmi hesabımdır bu. Ne madde ya, kalksın birisi oradan. Diyelim ki 6 bin takipçisi, 5 bin takipçisi var. Kalksın bir madde kelime kullansın, Instagram otomatikman bloke eder, kapatır. Evet. Ama ben ne madilikler yaptım. Mangallar yaktım evin içerisinde. Madilikler yaptım. Çünkü resmi hesabım. Eğer ben buradan kazanıyorsam Instagram da benim sırtımdan kazanıyor. TikTok Doğru. misali. Doğru. Komisyon Instagram gidiyor. beni mi tutacak? Yoksa 5-6 Boş binli boş. takipçi Boş boş yayın konuşamıyorsun. aracılığından bir kişi, iki kişi izleyecek, onu mu tutacak? Bir Yani de demek science. istediğim ne biliyor Evet. musun? Evet. Ha. Tatlı değil, yılanı deliğinden çıkarır. Doğru. Yani arkadaşım üstüme geliyorsanız da bakınız efendim iki tane değerli konuğum var, ne kadar güzel. Neden onlara sitem etmiyorum? Neden onlara madilik yapmıyorum? Neden onlara Evet. kalp olmuyorum? Sayın Sibel Hanım, bir de bu kişiler
yayınlarında ne yapıyor biliyor musunuz? Yalnız mesela Sibel Baysal yalnız konuşurken bile 40'ün üstünde kişi izliyor. Ama bu kişi böyle yayınlarına küçük küçük çocuklar alır. Ondan sonra köylerden çocuklar alır. Ondan sonra insanlar alır ve sürekli cinsel içerikli konular konuşuluyor. Sürekli dekolteler açılıyor. Alıkmazsan öyle. Alıkmazsan Evet. öyle. Evet. Yani bu kişi böyle şeyler yapıyor ama oturmuş Sibel Hanım'a taş atıyor yani. Biz de bunu sorduk. Neden yani? O zaman Biz ne diyorum? Ne diyorum ben de? Bir taş attım pencereye tık dedi. Sevgili Sibel Baysal'lar fanları hoş geldiniz. Atalım mı araba gazı? Atalım mı vay vay? Dünkü sabaha karşı okuduğum Müslüm Gürses'ten olan şeyi o saçıma peruk taktım ya. Tam olarak takmadım Evet. böyle blue diye taktım. Evet. Yemin ederim o şarkılar A'dan Z'ye 3-4 şarkı. Bugün kalktım gene dinledim. Şimdi yine dinleyeceğim. Onu Çok özellikle güzel. Instagram'da Bu bıraktım. arada YouTube'ya da attım. Sayın Sibel Hanım Peyman tekrar bir rozet satın aldı bu arada. Ay çok Kesesine teşekkür böyle. ediyorum. Evet. Kesesine bereket. Peyman'cığım. Teşekkür Kesesine ediyorum. bereket diyoruz. Sibel Hanım'ın burada açıp kendi başına eğlendiğini görenler de kıskanıyorlar. E kıskansınlar hayatım. Meyve verir ağaç Kıskananlar taşlanır. çatlasın, Ağlar kıskananlar çatlasın. çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Diyerekten efendim. Sibel Baysal bir markadır. Bunu asla unutmasınlar. Sibel Baysal kendi markasını Instagram'da Ay, ay kurmuştur. gerçekten Emre sana ikram etmeyeceğim sen çünkü orada kal. Sürekli konuşan hanımefendiye şey mandalinayı vermeyeceğim. Mandalina best tahmini. Evet, Ona hayatım. şey ikram etmek istiyorum. Portakal ikram etmek istiyorum ona. Buyurun efendim afiyetle yiyin. Teşekkürler efendim. Emre'ye de efendim kırmızı elma. Çünkü yanaklarından o kurban olsun Sibel ablan o yanaklarına. Kırmızı Teşekkür elma. Bu da ederim Emre efendi. Biz de buradan Sibel Hanım'a sevgilerimizi, saygılarımızı Teşekkür ederim gönderiyoruz efendim. efendim. İşte böyle demek ki böyle güzel şeyler konuşulabiliyor. Demek ki küfür etmeden, birbirine hakaret etmeden, bir cinsel içerikli hakaretler etmeden, insanları cinsel kimliğinden vurmadan demek ki konuşulabiliyor. Düzgün bir şekilde konuşulabiliyormuş. Bunu Sibel Baysal öğretiyor. Gelsinler fake'le, girsinler Sibel Baysal'dan öğrensinler efendim diyoruz. Feride Hanım demiş ki efendim, herhalde efendim artık desteklerim sadece Sibel Hanım'a. Başka kimseye destek yok, hak etmiyorlar demiş. Tabii ki de Ve Feride Hanım. bir tane daha rozet aldı. Evet efendim. Allah razı olsun. Kesesine bereket. Evet, işi gücü rast gelsin efendim. Ve Sibel Hanım bunu fark ediyor musunuz? Sizin üstünüze geldikçe, size böyle hakaretler, kötü şeyler söyledikçe insanlar daha çok destekliyor. Evet. Aslında bunlar Sibel Hanım'ı aşağıya çekmeye çalışıyorlar ama Başaramıyorlar. hayır, aşağıya çekiyorum derken buradaki fanlar daha çok destekliyor. Şimdi çok güzel bir konuya değindi. Bu Evet. konu ile ilgili kısa Evet. bir açıklamam olacak. En son Niler Albayrak hanımefendi ile Ferdi'nin açmış olduğu hatta paylaşımlar yapıldı, reklamlar yapıldı. İşte saat bilmem 23'te Sibel Baysal'la Niler Albayrak uzlaşacak mı, ne olacak diyerekten millet artık dört gözle o şeyi bekledi. Yani o saati bekledi. 23'te herhalde. Gece Evet 11'de. abi 23. Ha. Ondan sonra ben Niler Albayrak'la konuşmaya geliyorum. Niler Albayrak bana sus diyor. Ben konuşuyorum diyor. Ben sus diyorum. Peki araya neden? Bu bir oyundur. Bu bir kumpastır. Neden araya Kenay'ın konuştuğunuzda bana hakaret ettirdiniz? Onun adı bile yoktu yani gelmesine gerek yoktu onun. Ondan sonra Adım olması zaten lazım. haksızlığa uğradığımı, ben defalarca kez haykırdım. Haksızlığa uğruyorum arkadaşım, üstüme geliyorlar diyerekten kimse bana inanmıyordu. Ondan sonra yani şey dediğine geldim bu kızın.
Ben de hep Tamam. yani hep yayınlarda söylüyorum. Hep de söyleyeceğim. Bir dağ başına çıkıp parmağımızı yılanın deliğine sokmazsak yılan bize ısırır mı? Isırmaz. Evimizde yatağımızda dağın tepesinden yılan gelip evimize girip yatağımıza bizi ısırır mı? Hayır. Anladın mı? Arının Çünkü yuvasına niye biliyor parmağını musun? sokmazsan Bak. seni yapmaz. Canım benim Evet. bir tanem. Çünkü Evet, dinliyorum. Emre'nin az önce ifade ettiği gibi o hesapta yoktu. Reklamlar paylaşıldığında hikayelerde, storylerde işte orada bile paylaştım. Hani dedim ki ben bile, hatta Duru denilen hanımefendinin katılması dahi yanlış. Evet, sadece Nilay Albayrak'la sizin için açılmıştı. Nilay Albayrak, Sibel Baysal yönetici, yani program yöneticiliğinin Erdi Bey. sahibi Ferdi. Üçümüz olmalıydı. E geldi ne oldu? Geldi bana o kadar madilikler yaptı, yaptı, yaptı. Ben ne yaptım? Sustum, cevap vermedim. Çıktım gittim. En güzeli. Evet, en Bu iyisi. Sibel Baysal'ın ne diyorlar ona Türkçe? Yani takipçilerinin gelmesini istedi. Yani reklam yapıp ondan faydalanmak istediler. Ününden. Ününden faydalanmak istediler. Bunun için yani başka bir şey yok. Aynen. Aynen Çünkü doğru. biliyorlar Sibel Baysal ismi orada varsa bütün fan club'lar, severler hepsi orada bulunacak. Yaklaşık bir 40 kişi buradan kazanıyorlar zaten. Yani bu gerçeği söylemeliyiz. Yani biz kimseye iftira atmıyoruz, kimseye hakaretler etmiyoruz. Yani bu bir gerçek. Feride Hanım Hanım, rozet aldı. teşekkürler Feride Hanım. Allah razı olsun. Feride Hanım'a teşekkürlerimi ben de arz ediyorum efendim. Peyman Bey de Evet. almıştı bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Beymana da neydi? Peyman Bey. Yine aldı. Peyman. Peyman Peymana. Azerbaycan. Azerbaycan'da. Başkent Ankara'dan Azerbaycan'a selamlar efendim. Selamlar. Benim hemşerim canım. Çok sağ ol Peyman. Şive ne Evet güldü. efendim. Peyman benim hemşerim. Bu Hele arada ki o Beril de yapmış benim. olduğu köpek kulübesine çok bayıldım. Gerçekten ellerine emeğine sağlık. Bir, ikincisi hani yara ağladı, ben ağladım. Şöyle hani karşılaşıyorlar 2-3 kişi. O da çok güzeldi. Ondan dolayı da Evet. emeğine sağlık. Evet, ben gördüm o. Erma Hanım Ay dur dondunuz. arama geldi. Ama arama geldi de Yara ağladı, ben kapattım. ağladım. Evet. Onun için dondum aşkım. Evet. Sibel Hanım'ın şarkılarını severek dinliyoruz. Ve devamının gelmesini istiyoruz. Sonuna kadar da yanındayız. Gücümüz Son yettiği kadar cümleler da efendim, son savunacağız. cümleler. Evet. Öncelikle tabii ki konuşan hanımefendinin sesini şey yani konuşmasını bölmeyelim. Sonra Emre'ye bırakacağım. Ondan sonra ben konuşacağım ve video nereye atılıyor efendim? YouTube'ya. Baysal Evet. TV'ye Baysal izleyemeyenler, TV. kaçıranlar oradan Tabii ki de. izleyebilirler. Tabii ki de. Ve son cümlemi söylüyorum. Sibel Baysal bir markadır. Onu asla aşağıya çekemeyeceksiniz efendim. Benden bu kadar. Saygılar, sevgiler, teşekkür ederim. Ben de Canım benim birkaç kelime etmek katıldığın istiyorum için efendim. teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Sizi çok öpüyorum. Dinlemedeyim ben sizi. Canlarım benim. Bir beyazdan öpücük attım. Bunu da artık pembe yanaklım Emre'ye sakladım. Aa bak, görüyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. Emre'cim son olarak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Onlar ne kadar saldırırlarsa saldırsın, Sibel Baysal fan kulüpler ve ben başta olmak üzere her Erma Hanım'la her zaman arkanızdayız. Bu saatten sonra biz karar aldık. Artık fanlar olarak onlara bulaşmayacağız. Onlar konuşsa bile cevap vermeyeceğiz. Onlara prim vermeyeceğiz. Hepsini engelliyoruz bu saatten sonra. Artık editlerimizle ve sizin şarkılarınızla, güzel yayınlarınızla büyümeye çalışacağız. Ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Ve herkese selam söylüyorum. Özellikle fanlara. İyi yayınlar diliyorum efendim. Ben şunu söyleyeyim sana. Kendi elimle o bandanayı sana öreceğim.
Rengini bana Çok. bırak. Yani, tamam abla, sana güveniyorum. Seni öpüyorum. Katıldığın için sana da ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum. Kaderim Sevgiler, efendim. saygılar. Evet efendim, kaldık baş başa. Kısaca bir yorumum olacak. Neden bu kişilere veya bu kişiler gibi olan insanlara Sibel Baysal durduk yere madikoli atmıyor, madileşmiyor? Neden? Durduk yere niye yani, niye çatayım, niye laf söyleyeyim, niye rencide edeyim? Ama üstüme gelenler olursa da, beni çileden çıkartan olursa da, ben Murat Övünç'ten de bilmem kimden de daha sivri dilli bir Sibel Baysal'ım. Bunun olmasını istemiyorum ama birkaç kişi maalesef üzerime gelip beni çileden çıkartıyorlar. Bundan dolayı en son Emre'nin cümlesine de katılıyorum. Engelleme butonu vardır, bloke. Yani engellediğim zaman da pişman oluyorsunuz. Başkalarını de araya sokuyorsunuz. Sibel abla bizi yanlışlıkla mı engelledi? E ben burada kör müyüm? Yazılanları ben görmüyor muyum? Görüyorum ki ona göre engelliyorum. Ama sonuçta ne oluyor? Pişman oluyorsunuz. Araya başkalarını sokuyorsunuz. Yalvarıyorsunuz engeli kaldırsın diye. Yapmayın. Yapmayın. Efendim, bugünkü konuklarım sevgili Emre ve Penman'dı. Gayet hoş sohbet oldu efendim. Onlara portakal, elma ikram ettim efendim. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Aynı zamanda bana jest yapan Feride Hanım'a, Peyman Hanımefendi'ye, bilmiyorum başkaları da, yani şart değil rozet almak. Şart değil. Önemli olan buradan bir kalp atmak bile benim için kafidir efendim. Beni izleyenlere, sevgili destekçilerime, takipçilerime, hayranlarıma teşekkürlerimi arz ediyorum. Başkent Ankara'dan Türkiye Cumhuriyeti, hatta yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz ve beni izleyen yabancılar da var. Onlara da selamlar olsun efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.